Evet arkadaşlar selamlar. Nasılsınız? Bugün biraz garaj sohbeti yapalım dedim. Böyle garajdan sohbet edelim. Elimde toz bezi mi diyelim? Toz beziyle beraber arabamızı siliyoruz güzelce. Temizlik imandan gelir. Erkek dediğin kendi arabasını kendisi temizler kardeşim. Buna biraz da böyle parlatıcı var ya satıyorlar şeylerde. Onlardan koydum. Her gün genelde temizliyorum. Bu arada ne yapıyorsun diyenlere hani hangi işten uğraşıyorsun, ne yapıyorsun, neler yapıyorsun diyenlere aslında benim tempo hiç değişmedi arkadaşlar ya. Yani bilgi işlem tarafı aynen devam ediyor. Bilgi işlemde çalışıyorum. Yani şöyle bilgi işlem AWS tarafında hala uzman olarak çalışıyorum. Bir tane firmam var. Hatta iki tane firmam var. Onlara danışmanlık hizmeti veriyorum. Hani AWS IQ'da uzman olarak çalışmaya devam ediyorum. Ondan sonra bir ara 10 ay bir işe girdim. W2 ile şey olan söyleyin. Yani W2 ne demek? Sigortalı gibi sigortalı diyebiliriz. Amerika'nın sigortası. W2'ya girdiğinde genelde firmalar sana sağlık hizmeti, sağlık sigortası veriyorlar. Normal emeklilik, işte 401K planı denilen şey, şirketlerin katkı sağladığı emeklilik planına seni dahil ediyorlar. Normalde 401K'lar hani firmalar sağlıyor bunu. Atıyorum mesela belli miktarını firmalar ödüyor. Geri kalan miktarını ise ya katılım olarak düşünün. Belli miktarını firma ödüyor primlerin. Belli miktarını da siz ödüyorsunuz. Orada paralar birikiyor. O paraları isterseniz böyle birçok seçeneği var. Yani kredi gibi kullanabilirsiniz. Emeklilik zamanı geldiği zaman emeklilik parası gibi çekebilirsiniz. Gibi gibi. Bildiğiniz aslında emeklilik katkı planına sizi dahil ediyor. Dediğim gibi 10 ay falan böyle bir şirkette çalıştım. Sonra oradaki kontratım bittikten sonra gene eski işimize geri döndük. Bu arada Uber Lyft'i de açtım. Mesela böyle çok canım sıkıldığı zamanlarda falan Uber Lyft'e çıkıyorum. Hem geziyorum. Burada yollar biliyorsunuz çok geniş. İstediğiniz gibi gezebiliyorsunuz. Yani araba kullanmak zevkli aslında burada. Gündüzleri de güzel, geceleri de güzel. Ben açıkçası gündüz veya gece diye bir ayrım yapmıyorum. Texas'ta yollar zaten çok geniş, otobanlar zaten çok geniş. Bu arada sürdüğüm parlatıcının etkisi görülüyordur belki. Emin değilim ama. Şöyle. Arabamızı temizleyelim güzelce. Belki Uber Lyft'e çıkarız, gezeriz bugün. Duruma göre. Arabamızın şeyine de bakalım. Motorumuz temiz mi? Ona da bakalım. Burası bu arada benim garaj. Şöyle dışarıyı göstereyim.
Burada herkesin garajları aynı yere bakıyor şu anda. Evin girişleri, yani normalde hep garajı kullanıyoruz daha rahat olduğu için. Burası benim garaj. İşte garajda ıvır zıvırlarım var. Şimdilik böyle elimden geldiği kadar derli toplu tutmaya çalışıyorum. Burada Jack'in kampeti var. Ne derler? Sandalyeler bilmem neler. Geçen gün arabanın bujilerini falan değiştirdim. Bu bir ateşlemeyle ilgili bir şeyleri. Burada ıvır zıvır, yok saksılardı, mangalda yaktığım odunlar falan, kömürlerim duruyor. Fazla bir şeyim yok yani, şu fani dünyada ıvır zıvır. Burada arabayla ilgili yağlar mağlar, antifriz falan varsa onları tutuyorum. İşte yok lambalar, zartlar zurtlar, bahçeyle ilgili ilaçlar, bahçeyle ilgili malzemeler. Biraz boya kaldı, o boyalarla bu garajı boyamayı düşünüyorum. Şunlar çok işime yarıyor. Şunlar şey, bildiğiniz kamp ocağı, şu altındaki gazı, kamp ocağı gazı. Bu bayağı iş görüyor ya. Geçenlerde biliyorsunuz burada Texas'ta bir gene elektrik gitti. Şeyden sonra, fırtınadan sonra. Bir hafta falan elektrik yoktu. Bakmayın bundan ben bayağı iş gördüm. Böyle çayım mayım falan hallettim. Burada yine boya malzemeleri var. Bunları vereceğim. Evin bütün her yerine anten kablosu şey yapmışlar. Hala da garajda var. Bunları da sökeceğim. Daha sökmedim. Ya gereksiz bence. Artık internet dünyasında kabloya ne gerek var? Onun yerine bir tane splitter aldım. Şurada buraya da aldım. Garaja da aldım. Şu splitter. Şurada dokunduğum şey. Buradaki interneti de dağıtıyor. Buranın üzerindeki odalara da buradan şey internet yayını yapıyorum ve doğal olarak televizyon yayını da yapıyorum. Burada gördüğünüz gibi fazla ekranlarım var. İçeride zaten 3 tane ekstradan ekranım var. Bu ekranları, şu ekranı 20 dolara aldım. Bayağı işimi gördü. Hala da düzgün çalışıyor ya. 20 dolara. Mesela bunu televizyon bağlayabilirsin buna. 4K falan çok güzel gösteriyor. Vallahi yani hiç tahmin etmiyordum. İlk geldiğim zamanlarda hani hemen para harcamak istemiyorsunuz ya. O zamanlarda şey yapıyorsunuz, söyleyiverin. Az para harcamaya çalışıyorsunuz. O öyle aldığım bir ekran. Bu arada ben tabii iğrenç pijamalarımla çalışıyorum şu anda. O yüzden alt tarafı göstermemeye çalışıyorum. Pijamanın boyu moyu falan kısa. Bir dakika şu güzel kelimi görün. Arabamızın motoruna da bakalım var mı bir problemimiz. Şöyle. Gördüğünüz gibi Murat kardeşinizin her zaman elinden geldiği kadar her şeyi temizdir. Şu niye böyle olmuş? Ha bu zaten böyle. Şöyle buralarımızda motor. Şöyle bir üstten muhari temizliğimizde yapalım. Vaktimiz olduğu zaman her zaman temizliğimizde yapıyoruz tabii ki. Antifriz suyumuz falan iyi. Kablolarımız yerinden çıkmış değil. Bu arada bende hala Ford Fusion var. İşte bu araba. Vallahi memnunum yani. Amerika'nın arabası bence. Millet tabii şimdi şey diyecek ya, Amerika'nın arabası Toyota Moyota. Vallahi nah Toyota. Amerika'nın arabası Ford arkadaşlar bence. Tamam Toyota dayanıklı araba. Hani Toyota daha fazla kilometre yapıyor olabilir. Bu arada bagajımız temizdir. Öyle ıvır zıvır bulamazsınız. Bu arada araba satar gibi. Bu arabayı satalım. Var mı talebi olan? CarMax Carvana'dan hani yeni araba baktığım zaman bu arabaya diyor ki 5000 dolar verin maksimum, 4000 dolar. Ben de diyorum. Yani lan ne 4000 doları? Bu arabayı sen 14-15'e falan satıyorsun.
Bana niye 4000 dolar veriyorsun o zaman? Ya tamam, onlar da para kazanacak da yani bana ne para kazanacaksa, ben niye para kaybediyorum o para kazanacak diye. Ya o firmalar. O yüzden kendim satarım daha iyi. Hani 14.000 dolara satmam, 15.000 dolara da, 12.000 dolara belki satarım bu arabayı. Ki öyle satılıyordu yani. Her neyse, konudan konuya atlıyoruz. İşte arada sırada Uber, Lyft falan yapıyorum arkadaşlar. Böyle 3-4 saat geziyorum. Akşam vakti, gündüz vakti, hafta sonu. Böyle biliyorsunuz Uber, Lyft'te destination, yani gitmek istediğiniz yönde şey yapabiliyorsunuz. Bu arada Jack içeriye girmek için yalvarıyor. Susadı çocuk. Hayır, daha girmeyeceksin içeriye. Bekle biraz daha, dışarıda dur. Yani ne diyordum? Uber, Lyft'ten bahsediyorduk. Yani 3-4 saat yapıyorum falan diyorum. Çıkıyorum, yapıyorum. Yani amacım orada hem gezmek, para kazanmak değil. Çünkü Uber, Lyft'ten para kazanmak istiyorsan, yani şu anda Uber'im açık değil de Lyft'im açık. Hani Lyft'ten falan para kazanmak istiyorsan hakikaten çalışman lazım. Yani 10 saat, 11 saat falan çalışman lazım. Bir de bu arabayla yapmayacaksın yani. Hani bu arabada sana standart müşterileri gönderiyorlar. Bu çünkü 2016 bir araba. Sana gönderdikleri müşteri standart müşteri. Ama böyle hani Uber'in, Lyft'in de şeyleri var ya, Lyft X mi, Lyft Large, Lyft Black falan gibi böyle opsiyonları var. Onlar da yaparsan bence para kazanırsın. Yani bu araba tamam, insanlar bindiği zaman, benim mesela Lyft'teki skorum 5. 5 yıldız işte, puanlarım falan bayağı iyi ama kardeşim bana ne puandan? Yani amaç para kazanmak. Mesela dün yapmıştım. Dün bir yere gittim. 20 mil gittim. Ne 20 mili? Tabii 22 mil falan gittim otobandan. Saat 11 civarında 22 mil akşam yol gittim, geri geldim. Ne diyor? 40 mil, 42 mil, 44 mil yol gidiyorsun. Şey yapıyorsun, yani benzin yakıyorsun, otobandan geçiyorsun, bilmem ne zart sürt. Sadece gidiş için para ödedi tabii, yani müşteri sadece gitmek istedi oraya. 16 dolar para kazandım. Bir de geri döndüm gecenin bir vaktinde, bilmem ne. Yani düşün. Ya ben şu anda bu arabayla 6 saat falan çalışsam, 5-6 saat falan çalışsam, yani hep çalışsam 150 dolar, 130-150 dolar arasında para yapıyorum. Bu paranın bence 20 dolara yakını şeye gidiyor. 15-20 dolara yakını benzine gidiyor. Köprü geçişlerim var. Arabanın masrafı var. O su var, bu su var. O yüzden Lyft'ten para kazanılabilir bence. Fakat iyi bir arabayla yaparsan para kazanılabilir. Yani öyle kötü bir arabayla bu işi yaparsan, bu iş şu anda sanki çok mantıklı, feasible değilmiş gibi geliyor bana. Dediğim gibi yani sabah kalkıyorum, bilişimle ilgili destek verdiğim firmalardan bir şeyler isteyenler varsa onların desteklerine bakıyorum. Duruma göre çıkmak istiyorsam dışarıya, kafede çalışıyorum, şey yapıyorum. Boş vakitlerimde dışarıya çıkmak istiyorsam Uber, Lyft yapıyorum. Onlarla yani para kazanıyorum. İşte demin anlattım. Tam da para kazanıyorum sayılmaz. Ama yine de öyle bir özgürlüğüm var. Onu yapıyorsun. Şey de yazdım. Bayağı borsa programıyla ilgili bir şeyler de yazdım. Bayağı sistem de oturdu. Kendi kendine çalışan bir sistem yaptım. Yani bu
borsayla ilgilenen arkadaşlar için şöyle diyebiliriz. Algo trading sistemini baştan kendim yazdım. Platform bağımsız bir sistem yazdım Python'da. Şu anda MetaTrader 5 ile 5'in üzerinden işlem yapıyorum ama bütün platformlara aslında bağlanabilirim. Oradaki mantığım da şu, birkaç yerden özet sinyaller alıp, o sinyallere göre sistem otomatikman şey açıyor, pozisyon açıyor. Belirlediğim stop loss veya take profit'e göre pozisyonları kapatıyor. Bazen gün içerisinde, bir günde mesela %10, %15 kârı kendisi yapıyor. Ben hiç dokunmuyorum. Ben hiç dokunmadan yapıyor. Yani haftanın 5 gününün 3 gününde %10 kârı kendisi yapıyorsa %10 da zarar yaptığı günler oluyor, 2 gün mesela. Henüz bu sorunu tam olarak çözemediğim için canlı ortamda çalıştırmıyorum. Yani backtest de yapmıyorum. Ben gene canlı ortamda çalışıyorum ama demo hesapta çalışıyorum. Gerçek hesapta çalışmıyorum. Bazıları, çünkü internette gördüğüm kadarıyla algo trading yapanlar hep böyle altına bir şeyler yazıyorlar. Diyorlar ki bu işte backtest'te %80 başarılı, %90 başarılı. Ya onun da değil backtest'in. Sen gerçek hayatta başarılı mı değil mi? Onun şeylerini vermen lazım. Backtest'te başarılı olabilirsin. O yüzden ben gerçek hayatta yapıyorum ama demo hesapta. Sadece gerçek hesapta yapmıyorum bunu. Yani genel olarak hani ne yapıyorsun diyenler varsa, genel olarak bu şekilde hayat devam ediyor ve güzel devam ediyor. Fakat tabii ki şeyleri de izliyorum. Mesela Türkiye'deki olan olayları, sadece Türkiye değil dünyadaki şeyleri. Yani bakıyorsun bir yerde hayatlar çok garip gidiyor. İnsanların kaygıları, insanların talepleri, insanların girdiği kargaşa demeyeyim de ne diyeyim, girmiş olduğu durumlar falan. Ama diğer tarafta da hayat gidiyor yani. Mesela Amerika'da yaşıyor olsanız evinizi geçindirmeye çalışacaksınız. İşte para kazanmaya. Dünyayla kopuk değiller aslında. Kimse dünyadan kopuk değil ama fokus noktası kendi hayatına bakıyor. Belki bu konulara biraz daha böyle hani detaylı girmek lazım. Ben de aslında hani insanlara bunu tavsiye ediyorum. Eğer bir konuda fazla yapabileceğiniz bir şey yoksa, mesela dünya siyasetiyle ilgili yapabileceğiniz çok şey yoksa, eğer bir yetkiniz yoksa veya dünya adaletiyle ilgili, hani sen bir vatandaş olarak görevin ne? Oy vermek mi? Şey yapmak mı? Git onu yap. O kadar. Yani sen kendi hayatını daha iyi nasıl ilerletebilirsin? Onun peşine düşmen lazım. Bu bencil olun anlamına da gelmiyor ama evet, kendi hayatınızın peşine düşmeniz lazım. Yeni olanakların peşine düşmeniz lazım. Ben mesela kendi adıma olan yaptıklarımı paylaşıyorum ve buradan birilerinin bir mesajlar almasına çalışıyorum. Yani bir şeyleri anlayabilmesine. Hani bir hayat mesela Amerika'da benim için nasıl geçiyor? Başkaları için başka türlü geçiyor olabilir. Ama benim için böyle geçiyor. Yani düşünün, kendi işimi de yapıyorum aynı anda. Gezmek istiyorsam gene işte Lyft diyorum. Gene para kazanma şansım var. Onu yapıyorum. Bu borsayla ilgili program da yazıyorum. Geliştirmeye de çalışıyorum kendimi. Yani imkanları değerlendirmeye çalışıyorum. Siz de aynısını yapmaya çalışın. Eminim birileri şunu diyordur. Ya burada imkan mı var kardeşim? Ben bunu nasıl yapacağım? Yani o zaman yer değiştireceksiniz. O zaman şey yapacaksınız. Başka imkanların olduğu yerlere gitmeye çalışacaksınız. Yani pek boş durmayacaksınız bu dünyada. Onu görüyorum.
boş durana, boş şey yapana, ne derler, zaman geçirene herkesin bildiği gibi çok fazla imkan yok. Bu arada bir tane de jeneratör aldım. Kaçlık almışım? Bu fazla büyük bir şey değil. 3500 watt almışım mesela bunu. 3500 watt bir tane jeneratör aldım. Yağ ile şey koyacağım, benzin koyacağım. Bu benzin mazot mu bilmiyorum, ona bir bakacağız. Hangisini yakıyor? Bir test edeceğim. Bu elektrik kesintisinden sonra şart oldu. Yani illaki özellikle ve özellikle böyle elektrik kesilebilecek kasırgaların olduğu yerlerde yaşıyorsanız bence bir tane jeneratör olması lazım. Bu 3500 watt şuna göre hesaplanıyor. Mesela buzdolabı bildiğim kadarıyla 800 watt falan çekiyor. İşte bu elektrik gittiğinde atıyorum buzdolabını çalıştırabilir. Kablo ile şey geldiği için ne derler, internet ve şey, eğer gelen yerde elektrik kesintisi yoksa modemi de çalıştırır. İşte bütün bilgisayarları çalıştırır. Bütün her şeyi şarj etmeme yardımcı olur. En azından günü kurtarır yani. İşte klima değil de böyle basit vantilatörleri falan çalıştırır. Belki bir tane biraz daha büyük klima alabilirim. En azından bir odayı soğutacak kadar, iş görecek kadar. Gördüğünüz gibi böyle garaj ıvır zıvır, böyle malzemelerim, zartım zurtum. Hani Murat, sen bu kadar malzeme aldın da bunları kullanıyor musun? Vallahi kullandım yani, arabanın evelallah aküsünü kendim değiştiriyorum. Bujilerini kendim değiştiriyorum. Ateşleme sistemini değiştiriyorum. İşte tekerleklere şey alacağım. Havaya kaldırmanı ne derler? Yağını falan kendim değiştireceğim artık arabanın. Antifrizini değiştiriyoruz zaten. Yani ekliyoruz falan filan. Bir de hoşuma da gidiyor. Ford'u iyi kötü öğrenmeye de başladım. Ve gerçekten de ben memnunum. Yani artık bunun bir üstü hedefim. Eskiden Explorer diyordum. Explorer'a geçelim falan diyordum. Ama şeyde gördükten sonra, hatta kullandım. Birkaç tane böyle araba almak için yerlere gittik, denedik orada. Ford Expedition'lar artık çok hoşuma gidiyor. Explorer da değil, Expedition'lar. Eğer kısmetse onlardan almayı düşünüyorum bir tane. Onların fiyatları 44 bin dolar, 40 bin dolardan sonra, ya yani 27 bin dolara da var da, onun mili falan bayağı yüksek. Yılı kötü. Ben böyle 2022 yıllarına falan bakıyorum bu arada. Nedeni de şu. Ford Expedition alırsam, Black özellikle, yani Uber Black miydi, Uber X miydi, her neyse, o segmentte müşteriler de alabiliyorsun, aynı şekilde Lyft'te de alabiliyorsun. O zaman belki para kazanabilirsin. Yani öbür türlü böyle Lyft'te normalde bu arabayla açtığım zaman 2 dolara da müşteri geliyor, 3 dolara da geliyor. Müşteriyi almazsan puanını düşürüyor. Bu 4-5 tane Lyft'in programcısı, Uber'in programcısı oturmuş orada kahvelerini yaparken programı da yazmışlar kafalarına göre. Ya bu adam işte bunu alacak, bunu almak zorunda, bu müşteriyi almak zorunda. Ulan aptal, gerçek hayatta o kadar kolay mı? Mesela 5 dolarlık müşteri veriyorsun. Ne 5 dolar? 3 dolarlık müşteri veriyorsun. 3 dolarlık müşteri için mesela otobana da çıkmak zorundasın. Ki buradaki çıktığın otoban öyle E5 gibi değil, İstanbul'daki E5 gibi değil. Yani çıktığın otoban hakikaten 8 şeritli yola çıkıyorsun. Gece vakti çıkıyorsun. Millet yanından vızır vızır geçiyor. Apaçiler. Yani 3 dolar 5 dolar için o işleri yapmak zorundasın. Yapmazsan puan düşürüyorlar falan falan. Böyle hem birçok eksisi var. Tabii ki artısı da var. Artısı ne? Bir an önce para kazanmak isteyen insanlar için, bir an önce bir şeyler yapmak isteyen insanlar için güzel bir fırsat. İşte bu yemek dağıtımı veya
sürücülük falan Amerika'da güzel fırsat ama normal şartlarda her zaman daha önceki videolarda canlı yayınlarda konuştuğumuz gibi yani daha ileriye dönük işler peşinde koşmanız lazım. Benim mesela normalde IT tarafından kazandığım paralar olmasa ben kesinlikle ne Uber'in peşinden koşarım artık bu saatten sonra ne şeyin ne böyle yemek dağıtımının ne de başka bir şeyin peşinden normal bir işe nasıl girebilirim onu araştırırım, onu analiz ederim normal şartlarda ki Allah'a bin şükürler olsun. Yani şu anda işlerimizi hallettiğimiz için normal yaşantımıza devam ediyoruz. Videoda 25 dakika oldu. Şöyle biraz garaj sohbeti yaptık. Amerika garaj sohbeti. Böyle garaj sohbetlerine, dışarıdan sohbetlere elimden geldiği kadar devam edeceğim arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Ne diyeyim? Başka bir şey demiyorum. Sizin diyecekleriniz varsa yorumlara yazın. Halim yok. Halim olsa boyayacağım dediğim gibi burayı. Yani şu rengi boyayacağım da şu biraz mor gibi her tarafını hatta deneme için sürdüm şöyle bir nasıl renk tutacak falan diye. Şu şeyleri daha önce bu tahtaların üzeri kesmemişler. Hepsini kestim böyle düz düz. Ya dedim ne gerek var? Saçma bir görüntü oluyor. Hatta şu duvara da bir yaptım fakat duvarı tam tutmadı. Çünkü burası aşırı nemli olduğu için duvar şey yapıyor ne de kusuyor. İlk önce burayı bir malayla almak lazım. Bir alt tarafı almak lazım. Ondan sonra belki ufak bir alçı mı oluyor? Bir katman alçı atmam lazım bunu. Ondan sonra da şey yapmam lazım. Gittim şeyi değiştirdim. Bu mesela bunlarla uğraşacaksınız işte. Garaj açma kapama. Bunu değiştirdim. Bu eskisi kötüydü. Biraz şuralara bakım yaptırdım ama hala problem var. Mesela buralar gördüğünüz gibi artık çıktı yani. Boyası moyası falan attı. Bir de buraya niye yapmamışlar bilmiyorum ama şu aralar hep yani buradaki tahtanın üzerine hiç boyamamışlar. Yani bu yıpranır aslında. Buraya bir kapatmaları lazımdı. Mesela kapatacağım. Şuradaki betonlar artık iyice çatladı. Bunları konuşuruz. Foundation problem aslında bunlar. Foundation'dan dolayı kaynaklanıyor. Mesela şurada görüyor musunuz bilmiyorum. Burada kare noktalar var ya. Şurada iki tane kare. Farklı bir beton var. O orayı kazılıyor. İçine giriliyor. Alta şeye basılıyor. Bir kimyasal madde var. O toprağı düzeltiyor. Bu temel problemlerini böyle çözüyorlar burada. Bu şekilde çözüyorlar. Mesela bu iş hani inşaattan anlayan insanlar için bence güzel bir iş. Tabii kolay bir iş değil ama mesela şu 2-3 tane ne kadar yapıyorsanız bundan ona göre fiyatlanıyor. Sanıyorum tanesi $1000, $1500 falan. Mesela 4-5 tane yapılsa veya 5-6 tane yapılsa $10,000-$15,000 para tutuyor bunlar. Yine de bir fiyatlara bakmak lazım. Nasıl fiyatları? Ya iş çok. İş çok. Yeter ki yap. Amerika'da yap. Ama biraz da böyle mesaj vereyim. Yani kendi işinin, kendi derdinin peşinden git. Normal vatandaşlık görevlerimizi yapalım. Herkes yapsın. Ama herkes her işi de yapmaya kalkmasın. Mesela siyasetçi değilsen bırak siyasetçiliği. Polis değilsen bırak milleti tutuklamayı, millete ders vermeyi. Asker değilsen bırak savaşmayı. Asker görevini yapsın. Polis görevini yapsın. Sen vatandaş olarak görevini yap. Herkes bence kendi işini yapmalı bu dünyada. Nereden nereye geldin diyeceksin ama ya herkes kendi işini yapmalı. Eğer geçinmekte zorlanıyorsanız demek ki kendi işinizi doğru yapmıyorsunuz demektir. Herkes kendi işine fokus olması gerekiyor. O zaman daha mutlu olabiliriz. Yani televizyonlara baktığımda
Herkes her işi yapmaya çalışıyor. Amerika'da o kadar fazla buranın güncel kanallarını izlemiyorum ama gördüğüm kadarıyla insanlar daha spesifik kendi işleriyle alakalı. Yani hani siyasetçi siyasetini yapıyor, polis kendi görevini yapıyor falan. Ya herkes kendi görevinin peşinde. Fakat bizde belki bizim kültürümüzden dolayı herkes her işin uzmanı olmaya çalışıyor. Bence olmayın arkadaşlar. Olabildiğince kendi işinize fokuslanın, kendi sorumluluğunuza fokuslanın. Neyse, yarım saat oldu, yarım saat de yeter. Gene bir başka garaj sohbetlerinde veya normal sohbetlerde görüşmek üzere diyorum. Selamlar. Bay bay.